Kanka. Lan ağlama. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün BTS'den V'nin doğum günü. Taeyong'un doğum günü. My boys. My perfect boys. Yıllar geçiyor baga. Vallahi üzüldüm ha. Şu an bir anlık böyle bir iki saniyelik böyle bir anda geçmişe falan döndüm de nereden nereye abi. Çok zaman geçirdik bu arada V ile. Çok fazla örnek aldım. Yani bazı insanlar idolünüz olur ya. Ben V'nin mesela örnek vereyim. Hani cool olmasın ama hayır. Ne bileyim çok iyi şarkı söylüyor ve dans etmesinden dolayı mı mesela onu hayranlık duydum? Ya yani en çok sevdiğim idollerin başına geliyor. Hayır. V'nin direkt enerjisi, yaşam enerjisi. V'nin verdiği pozitif şeyler. V'nin verdiği böyle güzel duygular. Ardından dolayı ben V'yi çok seviyorum. V'di mesela. V'de örnek aldığım bir kişi yani V benim. Nasıl şeyden dolayı, yaşam enerjisinden dolayı olayı. Ne olursa olsun böyle sürekli pozitif bir insan. Yani o yüzden bu duruma da kendime kattığımı düşünüyorum. Bana çok şey de yardımcı oldu yani. Böyle saysam bitmez. Bunun bir ara dedikodusunu falan baya yaparız. Direkt bugün ona özel bir TikTok çekeceğim. Normalde geçenlerde toplu kısmında paylaştım. Baya bir sıkıntılı ve dolu olacağım 2 hafta boyunca. Yani yayınlara şey... Ya video falan çekeceğim birkaç saatlik boş zamanımda ama onun haricinde canlı yayın falan açamayacağız. O yüzden böyle çok fazla bir şey paylaşamayacağım. Genel olarak güncel şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Direkt geçelim. Dün Kore'de, bugün Türkiye. Dün Kore saatiyle, bugün Türkiye saatiyle. Doğum olarak geçiyor. Direkt geçelim, izleyelim. Ben? Başlattım bak ha. Hadi düşeyim. Lego. Aman. Ya bu seviş haline düşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii bu. Aman. Bir şey değil mi? Hani mankenlerin kullandı ama. Görmüş arkadaşlar. Bir daha bağıracağım. Kulaklık alert. My bias. Yakalalım. I got you. Genelde böyle yaptım insanlar şey oluyor. Abi kulağımıza vardın abi. Korkuttun beni abi. Böyle yokluğa falan çok düşüyor bu arada. Stage'de falan V. Böyle boşluğa falan düştü çok. Deli olan. Attık. Aman. Bu ne oğlum? Ha, Armin yanında taşıyor. Ha, okey. Bu BTS grubu insanı da hani kendini böyle en çok yanında hissettiğin gruplardan bir tanesi bu arada. Çünkü BTS nerede, Army nerede ya? BTS nerede, Army orada yani. Bunu yaşatıyorlar baya. Köpeğinde baya bir sağlık sıkıntısı vardı bu sene ya. İki defa ameliyat olmuş. Baya bir sıkıntısı var yani. Bakalım inşallah düzelir yani. Çok fazla üzülür çünkü yani. Küçükünden beri obezliyor çünkü. Oğlum bir insan bu kadar mı fotojenik olur ya? Ne olursa olsun ve nerede olursa olsun bu kadar güzel çıkamazsın kanka. Ayıp. Ama ona gittik. Ne oldu lan? Çok pratik yapmaktan böyle canları falan acı durumlar oluyor bu arada. Şeyde bilginiz olsun K-pop'ta. Öyle durumlar oluyor yani. Çok fazla çünkü çalışıyorsun ve yoruluyorsun. Bayağı bir yani böyle acı çekecek kadar. Hastalığın oluşacak kadar yani öyleyim. Abartmadan söyleyeyim direkt hatta. Etkisi altına aldı beni 3 saniye boyunca. Sıvana mı gittik lan? Bak yine bir boşluğa düştüm. Çok düşün ya. Aman
bu ne oğlum, fake love zamanlarımın maskeyi falan görünce. Ay. Çok ikonik bir hareketidir bu arada. O dizi çıkacak abi. Dudakta bir gezecek. Hop şuraya buraya. Her yere bir uğrayacak yani. Olmazsa olmaz yoksa. Yeşil kulaklığı da meşhurdur bu arada. Yeşil mikrofon. Mikrofon da yeşildi değil mi lan? Unuttum bak yani. Yeşil de aynı. Ah, bu zamanlar bayağı sıkıntılıydı bu arada ya. Kanka! Lan ağlama mı? Ya ne oldu? Ama ne? Ama Jamie'nin alaka ne oluyor? Ay burası ben bu saçlarını pek beğenememiştim bu arada. Yani çok düşen olmuştu ama çok bir kısım böyle çok beğenirken bir kısım pek beğenememişti. Ben de beğenmeyenler taraftındaydım. What's up? Böyle spor mu yapılır? Zınk. Çık ya, şu face'e bak. Lama. Faf saçı direkt siyah ya. Siyah ve kıvırcık. Düz de olabilir fark etmiyor da siyah bank olması lazım. Niye çıkardı Dilla abi? Yapma. Burada bayağı büyük duruyor bu arada bu saçıyla beraber. Üzerine 5 yaş falan koyulur yani. Batır ya da yanmış. Sarane saldırısı. Aga, çok sıkıntılı bir müzik girdi bu arada. Lan! Lan! Don't do this! Ama abi saçı da fena değildi bu arada. The visual ya. Bu ne oğlum? Aman. Yo. Yapma evladım. Bittin anlamadım ya. Neyse abi. Tekrardan doğum günü kutlayalım abinin. İyi ki doğdun. Yapamadım ama.
Seni çok seviyoruz. Umarım çok ve çok uzun süre boyunca hayatımızda olursun ki inşallah olacaksın. Ve olacak. Olacak. K-pop takip etmeyi bıraksam bile veya ileride bir şey olsa bile V'yi bırakacağımı düşünmüyorum abi. Takip etmeye veya V'yi direkt hayatımın içerisine sokmayacağımı düşünmüyorum. Sürekli benim hayatımın bir bütünü olacaktır V. Kendisine çünkü dediğim gibi en baştan söylediğim gibi böyle duygusal anlamında falan bayağı bir bağlılığım var ve bir nebze çünkü K-pop takip etmek veya bir şey yapmak sadece siz de biliyorsunuz ki bilenleriniz vardır. Şarkılarını falan dinlemekte olmuyor. Bazen duygusal olarak veya farklı şekilde bağlanabiliyorsunuz idollere. Ve de benim onlardan bağlandığım idollerden bir tanesi. Kendisiyle böyle anlamlılığım ve bütünlüğüm bayağı iyi var. Kendisi direkt benim idolüm olarak gördüğüm kişilerden bir tanesi. İdolüm olarak gördüğüm en büyük kişi yani öyle diyeyim size direkt başta geliyor öyle söyleyeyim. Evet, kendinize bakın abi. Görüşmek üzere. Bay bay.